Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin. Ev ister, ekmek ister, öpülmek, okşanmak ister. Allah bize bir tane çocuk nasip etmedi işte. Abi, yıllardır kahrediyorsun kendini çocuk hasretiyle. Yeter artık. Allah sana iki tane bağışlamış. Sana konuşmak kolay. Sen ne bilirsin dünya yerinde meyvesiz kupkuru bir ağaç gibi kalmayı. Aslı, bana bir bardak su getirsene. Niye ben getiriyormuşum? Git kendin al. Sen küçüksün kızım. Hem ben senin abinim. Çok sadım, getiriver işte. Oyun oynuyorum, getiremem. Getirsen patlar mısın? İçmesen çatlar mısın? Doktorlar olmaz mı diyor? Yok, olmazmış artık. Hatice de çok üzülüyor ama Allah nasip etmeyince olmuyor. İçimdeki çocuk hasretini sizin çocuklarınızı severek dindireceğim. Öyle tabii Osman abi. Ha bizim evladımız, ha sizin evladınız. Ben de öyle olsun istiyorum işte. Çok haklı söyledin. Ha sizin evinizde büyümüş, ha benim evimde. Şükran yenge. Abi, sen ne demek istiyorsun? Şunu açık açık söylesene. Hasan, senle ben iki kardeşiz. Evet. Yani benim Emre ve Aslı'dan başka yeğenim yok. Ben diyorum ki çocuklardan birini kendi çocuğum gibi sahiplensem, ona ben babalık yapsam. O nasıl söz Osman abi? Abi, yetiştirme yurdunda bir sürü anasız babasız çocuk var. Madem bu kadar çocuk hasretiyle yanıyorsunuz, evlat edinin. Hem bir çocuğun hayatını kurtarmış olursunuz, hem de sizin hasretiniz diner. Olmaz öyle şey. Ben hiç değilse bizim kanımızdan olan çocuk istiyorum Hasan. Öyle herkesin çocuğu alınıp da eve sokulur mu? Zaman kötü. Ya sizin çocuğunuzu sahiplenirim ya da olmaz olsun, ne yapayım? Hasan? Hem sizin durumunuz da ortada. İki çocukla geçinmekte ne kadar zorlandığınızı biliyorum. Eğer rızanız olursa Emre'yi kendi çocuğum gibi bakıp sahiplenmek istiyorum. Emre'nin her türlü masrafını ben karşılamak istiyorum. Okul, giysisi, yemesi, içmesi. İleride inşallah üniversitesi. Abi beni bekle. Emre için bir amcadan daha fazlasını yapmak istiyorum. Emre'nin hayatına öz babası gibi katkım olursa bir parça da olsa evlat hasretim diner belki.
kalır bana hayır demeyin. Hadi git şimdi. Gitmem ya, nereye gidiyorsun söyle. Söylersen gidecek misin? Hı hı. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksin. Peki annemle babama? Özellikle onlar bilmeyecek. Söz mü? Söz. Annemle babam beni amcamı severecekmiş. Ben artık onların çocuğu olacakmış. Bu yüzden ben de evden kaçıyorum. İstenmediğim fazlalık olarak görüldüğüm bir eve bir daha geri dönemem. Neden seni amcamıza versinler ki? Onların çocuğu olmuyormuş. İkimizi paylaştılar. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Abi nereye gideceksin? Uzağa, çok uzağa. Hadi sen eve dön. Aslı, eve dön çabuk. Niye takip ediyorsun beni? Eve gitsene. Gidemem. Niye? Sen de yoksun. Ya beni amcamla evlilerse? Ben de seninle geliyorum. Ne diyorsunuz? Emre'nin bakımını üstlenmeme rıza gösterir misiniz? Abi, ne olur beni yanlış anlama. Ama çocuklarıma kendi imkanlarımla bakmak isterim. Emre de aslında senin yeğenin olarak büyüyecek. Başka türlüsünü bizim anne baba olarak içimiz kaldırmaz. Gücenme bize, olur mu? Yok, ne güceneyim. Siz de haklısınız. Allah'tan umut kesilmez Osman abi. Belli mi olur? Hiç ummadık bir zamanda bir bakarsınız sizin de bağrınıza basacağınız bir çocuğunuz olur. İnşallah. Abi, şu yetiştirme yurdundaki anasız babasız evlatlardan birini bir düşün istersen. Bizim kanımızdan olmasını istiyorum Hasan. Başkasının çocuğu değil. Ahlaklı, huyu suyu düzgün olsun. Osman abi, çocuk çiçek gibidir. Toprağına suyunu kim dökerse onun evine kök salar. Allah'ım. Aslı! Emre! Aslı! Nereye kayboldu bunlar ya? Emre! Emre! Çocuğum, Aslı ile Emre'yi gördün mü? Yok, görmedim. Eğer onları görürsen annen eve çağırıyor, hemen eve gelsinler diyor de, tamam mı? Tamam. Abi şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum Aslı, sus biraz. Tatravali'ye binelim mi? Aslı, biz evden kaçtık. Evden kaçanlar parkta oynayamaz mı? Gel hadi. Abi, hani biz uzaklara gideceğiz ya. Evet, belki dünyayı dolaşırız. Yaşasın, dünyayı dolaşmaya gidiyoruz. Peki nasıl gideceğiz? Bilmiyorum Aslı. Otobüse binelim.
Olmaz. Paramız yok. Hem bizi yakalayıp hemen eve götürürler. Emre, top oynayalım mı? Olmaz, işim var. Ne işin var oğlum? Hadi gel oynayalım işte. Uzaya gidiyoruz biz. Emre gelemez. Sen git başkasıyla oyna. Nereye gidiyorsunuz ki? Dünyayı dolaşmaya gidiyoruz. Ufak at da civcivler yesin. Hadi be. Emre! Aslı! Çocuğum, ne oldu? Yine mi ortalıkta yok keratalar? Ya yoklar. Evin önünde oynuyorlardı. Kaç saat oldu? Nerede bunlar? Merak etme canım, gelirler. İkisi birden kayboldu. Ya Aslı yine park diye tutturmuştur. Emre de arkasından gitmiştir. Taze simit, taze simit. Aslı, karnından çıktı mı almış? Bir tane simit verir misin? Sen neden yemiyorsun? Bunu akşam yiyeceğiz. Çok paramız yok. Akşama kadar sen acıkmayacakmışsın abi. Acıksam da biraz dayanacağım. Sen ye hadi. Bu tren nereye gidiyor biliyor musun? Yolcu treni değil bu, yük treni. Peki nereye gidiyor? İstanbul'a. Aslı, hadi yürü. Nereye? İstanbul'a koş hadi. İstersen gelmeyebilirsin. Bak şurada görevliler var. Onlar seni eve götürür. Hadi sen git Aslı. Benimle gelme. Hadi Aslı. Git. Ben de geliyorum. Abi beni yalnız bırakma. Tut elimi. Gel. Bunları bana niye getirdin? Hani sen çocuk istemiştin ya patron. Yani ben o yüzden. Bunların neresi çocuk lan? İtoli. Ah. Kaç yaşındasın oğlum sen? Söyle de duysun bu öküz. 15. Kaçmış abisi? 15. Ben senden ne istemiştim? 8-10 yaşında çocuklar. Bunlar mı lan senin çocuk dediklerin? Bunlar damatlık yaşa gelmişler. Çıkın lan dışarıya. Bir aydır arıyorum abi. Her yere haber saldım. Patron 10 yaşına kadar çocuk arıyor dedim ama yok. 10 değil İtoğlu. Şartlar değişti. En fazla 8 yaşında olacak. 8 mi? Sen beceremeyeceksin bu işi galiba ha? Abi bana bir şans daha ver. Biraz daha bakayım abi. Bizim bölgenin dışına bakmadım daha. 3 gün,
Sana 8 yaşında bir çocuk getireceğim. Kız çocuğu. Kız olan fark etmez demiştin. Keyfi mükahyası mısın lan? Bana kız çocuğu getireceksin. 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Defol git şimdi. Bu sefer yırttık. Baksana. Niye küçük çocuk arıyorlar? O yaşta bir çocuğu dilendirmek bile çok zor. Satacaklardır. Kime satacaklar? Bana bakın. 7-8 yaşlarında kız çocuğu görürseniz haber verin. Peki abi. Tamam abi. Aferin. Kızı kim getirirse ona benden tam 500 lira. Nereye? Küçük bir kız çocuğu bulacağız. 500 lira için. Salak mısın oğlum sen? Nihat abi küçük bir kız için 500 lira veriyorsa patron kim bilir kaç para verir. Eğer o kızı önce biz bulursak Nihat'la pazarlık ederiz. Tutuşmuş oğlum bu. Kaç para istersek verecek mecbur. 500 sana, 500 bana. İyi mi? İyi, yürü. İstanbul'a dedim ya. İstanbul'da nereye gidiyoruz? Acıktın mı sen? Acıktım. Al bunu da sen ye. Ben aç değilim.
Eğer rızanız olursa Emre'yi kendi çocuğum gibi bakıp sahiplenmek istiyorum. Emre'nin her türlü masrafını ben karşılamak istiyorum. Okulu, giysisi, yemesi, içmesi. İleride inşallah üniversitesi. Dönerler. Bu kadar boşuna üzülme. Üzülüyorsun. Karakola gidip polise haber verdiler. Şimdi gelirler. Çocuklarım. Geldiler. Abi, yavrularım. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Henüz bir haber. Şükran. Çocuklarıma bulun bana. Şükran. Buldunuz mu çocuklarımı? Karakola haber verdik. Ben haber istemiyorum. Çocuklarımı istiyorum Hasan. Çıkarlar bir yerden. Çocuktur bunlar. Oyuna dalmıştır. Çıkmıyorlar. Gelmiyorlar. Şükran. Ben çocuklarımı istiyorum Hasan. Ben çocuklarımı Şükran. İstiyorum Şükran. Hasan. Gelmiyorlar. Karıcığım. Şükran. Çocuklarımı istiyorum Şükran. Hasan. Şükran. Abi kolonya. Şükran. 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 Ne oluyor? Geldik Aslı. Nereye geldik? Eve mi? Ev yok Aslı. Artık İstanbul var. Burası. Tabii büyük olacak kızım. Burası İstanbul. Kendini bu kadar heba etme. Parka gitmişlerdir. Mutlaka geleceklerdir. Çocuktur mutlaka bunlar. Konuşacaksın. Çocuklarım. Tamam canım, sakin ol. Çocuklarım. Çocuklarım. Hasan nereye? Karakola, belki bir haber almışlardır. Hasan! Bana çocuklarımı getir. Bana çocuklarımı getir.
sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Herkes iş yapacağı noktayı iyice anladı mı lan? Anladık Nihat abi. İyi hadi lan yürüyün. Koş. Bana bakın. Dünkü aslat nerede lan? Dün çok iş yapmadık Nihat abi. Her yerde polis vardı. Çıkın paraları. Bu ne lan? Abi şey ya, dün şey... Abi ne abi lan? Lan kırayım mı lan kolunuzu bacağınızı? Çalak olursan daha iş yaparsın ha Ömer efendi. Abi yapma Nihat abi. Nihat abi tamam. Abi. Oğlum aklınızı başınıza alın. Bu size son uyarım. Bir daha benden bir şey saklarsanız... ...yatacak yeriniz... ...içecek suyunuz, yaşayacak dünyanız olmaz anladınız mı? Anladık abi. Ağlama lan kız gibi sende. Bu adamın zulmünden kurtulmamız lazım oğlum. Nasıl yapacağız? Patronun aradığı o küçük kız çocuğunu biz bulacağız. Ben yokum o işte. Niye lan? Bir çocuğun daha hayatı bitecek. İyi düşün oğlum. Ya o çocuğun hayatı bitecek ya da bizimki bitecek. Anladın? Seçtin mi? Yürü. Hayır, ben abimi bekliyorum. Bana simit almaya gitti. Karşıya geçerken dikkat edin çocuklar. Kardeşinin elini bırakma. Teşekkür ederiz. Anneniz nerede sizin? Şurada, dükkanda. Abi şimdi ne yapacağız? Her yere haber verdik. Hastanelere, karakollara, jandarmaya. Bilmiyorum ki ne yapacağız. Şükran. Şükran nereye? Çocuklarımı arayacağım. Sokak sokak, şehir şehir arayacağım. Şükran gözüne uyku, boğazına lokma girmedi. Düşüp bayılacaksın yollarda. Ne olur gel otur şöyle. Gel canım. Gel. Gel. Hasan. Ben karakola gideyim. Tamam abi. Bir haber alırsan bizi de. Alırsam ararım. Nasıl? Gebertirim.
Lan seni! Bunlar ne lan? Başka param var mı? Yok, başka param yok. Rahat bırak bizi. Bak, olursan bu sefer yakarım sizi. Ne oluyor lan orada? Bastı koş, bastı. Gebertirim lan ikinizi de. Defol lan, defol. Nereye gidiyorsun? Polis, polis geliyor. Polis, kaçalım. Çabuk, polis, polis. Topla, tamam mı? Ben yanındayım. Çok korkuyorum ama. Korkma, ben yanındayım. Abi, sen neden titriyorsun? Ben mi? Ben çok üşüdüm de ondan. Haber yok mu abi? Evet. Bir kız çocuğu mu getirdiler? Allah'ım. Anladım amirim. Bir haber alırsanız sağ olun. Bir kız çocuğu bulunmuş. Gidip bakalım hemen. Ne duruyorsun Hasan? Şükran. 4 yaşındaymış. Bütün mahalleleri, sokakları, caddeleri didik didik arıyorlar ama bulamamışlar. Hiç kimse görmemiş ya. İnanamıyorum. Nasıl hiç kimse görmez bu çocukları ya? Yer yarıldı, yerin içine mi girdiler ya? Bir tek Murat görmüş parkta. Başka da gören yok. Allah'ım. Ben nasıl dayanayım ya Rabbim? Ya Rabbim. Dünyayı dolaşmaya gidiyoruz demişler. Dünyayı dolaşacaklarmış. İnsanın aklı almıyor. Nasıl, nasıl, nasıl bir oyuna girişti bunlar? Bir dakika. Dünyayı mı dolaşacakmış bunlar? Evet, öyle demişler. Demek ki başka bir şehre gitti bunlar. Aslı ve Emre burada değil Hasan. Çocukları yanlış yerde arıyoruz.
Aman Allah'ım. Nerede olabilirler? İstanbul'a gitmiş olabilirler. İstanbul mu? Olabilir. Astgay. Sen burada dur. Sakın bir yere ayrılma. Tamam, sen de çabuk gel ama. Pardon, bakar mısın? Ne var? Patron burada mı? Ne yapacağım patron? Camdaki ilan. Gel benimle. Buyur abi. Arıyorum abi. Bulacağım. En geç 3 gün içinde sende olacak. Tamam abi. Bütün adamlarıma haber saldım abi. Mutlaka bir kız çocuğu bulacağım. Allah'ın cezası. Aslı! Buradayım abi. Seni göremeyince çok korktum Aslı. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı Aslı? Tamam. İş bulabildin mi? Hayır. Neden sana iş vermediler? Yaşım küçükmüş. Hem babamın rızası olmadan da çalıştırmazlar. Sen ne dedin? Babam yok dedim. Ama bizim babamız var. Evet. Var. Beni amcama vermeye çalışan bir babam var. Evet komiserim. Emre bir arkadaşına dünyayı dolaşmaya gidiyoruz demiş. Çocuklarım burada değil. Bence onlar başka bir şehirdiler. Akılları sırada oyun oynuyorlar. Peki. İstanbul ve yakın şehirlerin emniyet birimlerini bildirin. Acil. Baş üstüne komiserim. Amca, ben şuradaki ilan için geldim ama. Senin yaşın küçük canım, biz öyle birini aramıyoruz. Amca, ben her işi yaparım. Olmaz çocuğum, hadi kardeşini al çık dışarı. Amca, ben dayanıklıyımdır, lütfen. Hadi çık git, devam et. Olmadı mı? Hadi gidelim. Nereye? Bir tane simit alabilir miyim? Yavaş ye. Çok acıktım ama. Abi, İstanbul çok büyükmüş. Biz İstanbul'dan daha büyüyüz kızım. Nedenmiş o? Çünkü biz 2 taneyiz. Ama İstanbul 1 tane. Abi, ben çok üşüyorum. Tamam Aslı. Birazdan yatacak bir yer buluruz. Ben de montumu senin üzerine örterim. Üşümezsin, tamam mı? Aslı bak, burada kapısı açık bir yer var. Burada mı kalacağız? Evet, gel hadi. Hiç değilse üst kapı, yağmur yağınca ıslanmayız değil mi abi? Bu gece çok şanslı Aslı. Bak, odun da var. Bak, bak kağıt da var. Hatta çakmak da var. Yaşasın be! Oh be. Oh be.
Isındın mı? Hey! Ne yapıyorsunuz lan burada? İnsanlarla karşılaştırma. Kötülerin ellerini bağla. Onlara fırsat verme. Benim kimsesiz, yapayalnız kalan çocuklarımın gönüllerini ferah tut ya Rabbim. Sen onları koru Allah'ım. Kalplerinin ışığını söndürme. Söndürmek ki canlarının sahibini bildikleri gibi evlerinin yolunu bulabilsinler. Oh, Allah'ım. Canımdan can alma. Çocuklarımı koru Allah'ım. Korkuyla sana sığınan çocuklarımın küçücük kalplerini şaşırtma Allah'ım. İnsanın şerrinden sana sığınırım. Çocuklarımı karanlık içinde bırakma. Küçük kalplerine cehennem ateşi verme. Allah'ım, kötülere karşı çocuklarımı koru. Onların karşısına iyi insanlar çıkart ya Rabbim. Şükür ki sen her şeyi işitensin. Sesimi de, sessizliğimi de duyansın. Allah'ım, kimselere emanet etmediğim çocuklarımı bir tek sana emanet ediyorum. Ne yapıyorsun lan? Korkutma çocukları. Sana mı soracağım? Çekil lan şuradan. Vay. Kim varmış burada? Küçük bir kız çocuğu. Şükran. Hadi. Hadi kalk uyu. Dinlen biraz. Çocuklarım dizime başlarını koymadan ben sırtımı yatağa koymam. Canımdan iki parça dışarıda karanlıkta, ayazda. Yapayalnız. Ne seninki? Kızımın lan kardeşime. Aslı, Aslı kaç çabuk kaç. Buraya gel. Bırak beni, bırak beni. Sus, sus diyorum sana, sus. Sus. Bıraksana ya. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Abicim. Ne yaptın lan çocuğa? Üstüme atladı oğlum, ne yapsaydım? Abi, iyi misin abi? Siz kardeş misiniz? Bak arkadaş, bizden ne sana ne de kardeşine kötülük gelmez. Belli. Önce sen başlattın. Üstüme atlamasaydın ben de saldırmazdım sana. Allah Allah. Hem burası bizim mekanımız. Bazı geceler Ömer'le burada takılırız. Mekanımıza yabancı da sokmayız. Değil mi Ömer? Evet, öyle. Yürü Aslı.
Ne istiyorsunuz bizden? Hiç. Kimsiniz merak ettim. Çekil önümüzden. Aslında gitmeniz bizim için iyi olur. Sonra buraya sürekli gelmeye kalkarsınız. Ama sizin için hiç iyi olmaz. Bu saatler tehlikelidir. Elinde bir de küçük bir kız çocuğuyla. Oğlum sen deli misin lan? Nereye gidiyorsun? Neyse ya, bana ne? Git. Salak, kıza da acımıyor. Geberip gidecekler. Ömer öldüm oğlum açlıktan, hadi. Beyaz peynir de almıştım, onu da aç. Zeytin nerede? Patlama. Salamı nereden buldun lan? Aferin, biraz et yiyelim değil mi? Az öteye kay. Bu gece misafirlerimiz var. Çocuklar şunlara oturun. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Adın ne senin? Emre. Bu da kardeşim Aslı. Merhaba Aslı kardeş. Senin adın ne? Hakan. Evden mi kaçtınız siz? Hı hı. Abi peynir verir misin? Ver abisi. Peynir ver Aslı'ya. Doya doya yesin. Nereye? Tuvalete. Gelecek misin? Yürü git lan. Hepsi. Bu kadar abi, polis geldi bugün. Mecbur kaçtık. Artık sokakta dilenemiyoruz. Her gün baskın var abi. Ulan ben dilenmeyi beceremiyorum desene. Abi. Kes lan. Ne var lan bu saatte? Kızımı buldun. Kaç yaşında? Abi en fazla 8. Tam senin istediğin gibi. Kimsesi yok sayılır. Ne demek lan kimsesi yok sayılır? Kızın kimsesi var mı yok mu? Adam gibi anlatsın oğlum. Abi bir tane abisi var ama o da çocuk. Evden kaçmış abi bunlar. Kızı getirmem için abisini de getirmem lazım. Yoksa zor olur. Çabuk gelin buraya. Tamam abi. Az sonra oradayız. Bir dakika. Merak etme Ömer. Sözüm söz. Bu işte ortağız. Kızı Nihat'a teslim edelim. Sonra yarı yarıya. Anlaştık mı? Anlaştık. Doydun mu Aslı? Doydum ama üşüyorum. Üşüyor mu kardeş? Biraz. Üşür tabii açık yerde. Yazık. Kaç yaşındasın sen bakayım? 7. Çok da minikmişsin sen ya. İsterseniz bizim kaldığımız yere gelebilirsiniz. Siz burada kalmıyor musunuz? Hayvan bağlasan durmaz oğlum burada. Biz buraya vakit geçirmek için ara sıra takılırız. Sizin eviniz mi var? Var tabii. Hepten sokakta yatmıyoruz ya. Ev sayılmaz. Bizim gibi sokak çocukları kaldığı bir yer işte. Eğer isterseniz siz de gelebilirsiniz. Şu küçük kardeşin hatırına. Yazık. Kıyamam ya. Çok da küçük. Bizim paramız yok. Aslında hiç paramız yok. Boş ver. Çalışır ödersin. Hadi iyice geç olmadan gidelim. E hadi ama. Gitmeyelim abi. Ömer, belli bu gece iyi soğuk yapacak. Burada donmadan gidelim.
Gelmiyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Yok, siz gidin. Size yalvaracak değiliz. Haydi size kolay gelsin. Ha? Gece soğukta sakın uyumayın. Neden ki? Ölürsünüz de ondan. Dur lan dur. Yavaş biraz. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ne yapacağız abi? İşte geldik. Geri dönelim abi. Artık dönemeyiz Aslı. Hadi yürüyün. Abi gitmeyelim ne olur. Burayı hiç sevmedim. Bu abileri de sevmedim. Onlara bakınca kalbim sıkışıyor. İçeri girmeyelim ne olur. Başka kalacak yerimiz yok Aslı. Sokakta kalırız. Kalamayız, çok soğuk. Olsun, hadi gidelim buradan. Bugün burada kalalım, yarın başka yere gideriz. Tamam mı? Hadi. 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 İyi geceler abi. Biz şey için geldik. Bu gece hava soğuk da arkadaşların kalacak yeri yokmuş. Eğer müsaaden olursa burada kalmak istiyorlar. Çok kalabalık bu ev. Kalamazsınız. Kalamazsınız derdim ama şu küçük kıza acıdım. Yazık. Çok mu üşüdün sen? Adın ne? Emre. Kızınkini sordum. Aslı, benim kardeşim. Burada bir gece kalabilirsiniz. Sonrasına karışmam. Başınızın çaresine bakarsınız. Biz yarın evimize gideceğiz zaten. Öyle mi? Nihat abi, arkadaş iş arıyor. Bir iş ayarlayabilir misin ona? Bakarız. Amca, eğer bana bir iş ayarlayabilirsen çok sevinirim. Her işi yaparım ben. Benim zayıf olduğuma bakma. Dayanıklıyımdır ben. Aferin lan. Hadi al kardeşini, gidin kıvrılın şuraya. Hadi bakayım, hadi. Nasıl abi? Kız istediğin gibi mi? Aferin lan. Kedi olalı bir fare yakaladın. Yalnız oğlan biraz arıza. Dikkat etmek lazım.
Bana iş mi öğretiyorsun lan? Patron mu oldun başıma? Abi yok. Bana bak. Haddini aşarsan çizerim seni. Kendine gel lan. Kurt kocamadı daha. Abi. Bir de şu bizim alacak işini halletsek. Yok lan. Sen adam olmayacaksın. İt herif. Ah! İş bitti mi? Kızı patrona teslim ettik mi Hakan Efendi? He? Hayır abi. O zaman çeneni kapalı tutabilecek misin? Yoksa ben mi kapatayım? He? Sustum abi. Aferin lan. Sabah kızı almaya geleceğim. Arıza istemiyorum. İyi misin? Allah belasını versin. Ne dedi? Kızı teslim etmeden paramızı vermeyecekmiş. Şerefsiz. Alo. Patron. Sana güzel haberlerim var. Evet abi. Hem de alasını buldum. Tam istediğin gibi. Paket yarın sabah sende. Sen bizi kötülüklerden koru Allah'ım. Sen annemi babamı koru Allah'ım. Amin. Abi yarın buradan gidiyoruz değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz Aslı. Eve. Hadi şimdi uyu. Hoş geldin abi. Kız içeride mi? İçeride abi. Biraz oyalanacağız. Gemi saatini beklememiz gerekiyor. Ne gemisi abi? Kızı gemiyle yurt dışına gönderiyoruz. Vay, iyi işmiş. Bana bak, en ufak bir hata olursa patron ikimiz de yaşatmaz. Merak etme abi. Oğlanı ne yapacağız? Emre'yi. Yaşı küçük de işimize yarar. Kırarız kolunu bacağını, dilendiririz. Sen merak etme abi, ben hallederim. Ufak ufak kapkaça da alıştırırım elini. Sicili de yoktur poliste. Daha çok işimize yarar. Bana bak, zorluk çıkarırsa elini korkak alıştırma. Sağlam dur. Bir de arıza yapmasın. Emrin olur abi, patron sensin. Gel buraya. Sen içeri gir. Çocukları evin içinde oyala. Dışarı çıkmayacaklar. Nihat abi sana çok güzel bir iş bulmuş. Birazdan gelip götürecekler. Tamam abi. Bana bak. O kıza bir şey olursa yakarım seni. Abimle birlikte gidiyoruz. Burada elim kolum bağlı kalmaktan yoruldum. İstanbul'da karakolları, caddeleri, sokakları, artık gücüm nereye yeterse orayı arayacağım. Hasan, ben de geleceğim.
gece burada olan çocuklar nereye gitti? İşe. Ne iş yapıyorlar? Boş ver. O amca sahiden bana iş bulmuş mudur? Bulmuştur bile. Herkese iş bulur Nihat abi. Abi gidelim buradan, söz vermiştin. Gidemeyiz Aslı. Benim önce bir iş bulmam lazım. Hani eve gidecektik, yoksa vaz mı geçtin? Hayır ama otobüse binecek paramız yine yok. Yine trene binelim. Ben annemi babamı özledim ama. Beni eve götür, burayı hiç sevmedim. Ben de gitmek istiyorum ama. Babamla konuşursun, seni amcamlara vermekten vazgeçerler. Ne olur abi, evimize dönelim. Tamam Aslı, ağlama. Eve gidiyoruz. Daha hızlı sür, daha hızlı sür. Süreyim de İstanbul'a nereye gidiyoruz? Nereye yetişeceğimizi bir bilsem. Çocuklarıma gidiyoruz Osman abi, çocuklarıma. Biz eve geri dönmeye karar verdik. Amca geldiğinde söylersin. Dün gece bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hadi Aslı. Abi bak, o amca geldi. Gitmeden önce teşekkür edin. Emre. Durun. Sakın kapıdan çıkmayın. Neden? Kaçın buradan. Çabuk olun. Kız kardeşini satacaklar. Arkada bir çıkış var, orayı kullanın. Çabuk. Hadi, hadi. Aslı koş çabuk. Koş, koş. Çok teşekkür ederim. Hadi koş koş, çabuk ol. Aslı koş. Aslı koş çabuk. Aslı çabuk. Aslı. Aslı çabuk. Aslı. Vakit tamam. Çocuğu getir. Oğlanı da getireyim mi? Sadece kızı getir. Ömer! Nerede lan çocuklar? Demin buradalardı. Ben tuvalete gitmiştim. Kaçtılar mı lan yoksa? Bilmiyorum. Ben burada değildim. Allah kahretsin. Nihat abi! 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 Ne oldu lan? Çocuklar kaçmışlar. Uzağa gidemezler. Arka kapıdan kaçmışlardır. Ulan sizin yapacağınız işi ben... Git. Bu taraftan git. Bul o kızı bana. Getir o kızı bana. Sen dur. Koşun. Daha hızlı koşun. Kaçıp kurtulun bakalım. Yenge, İstanbul'dayız. Şükür. Allah'ım. Bırak! Bırak beni! Bırak! Bıraksana! Bırak beni! Bıraksana! Bırak! Bırak! Ah! Ne duruyorsun? Açsana şu kapıyı! Bırak! Aslı! Aslı! Gidelim mi abi? Böyle yol gidilmez. Git içeriden eter getir. Bayıltalım. Üstlerine battaniye örteriz. Tamam abi. Keşke sizin için bir şey yapabilirsiniz. Hadi sallanma, yürü.
Alo. İşlem tamam abi, merak etme. Paket arabada. Az sonra orada oluruz. Babamı ara. 0584-276-9026. Al lan şunu. Çocuklar arabaya dönünce iyice kapat üstlerini. Bırak sen al. Oğlum gebertirim seni ha. Şunları. Şükran, sen istersen içeride bekle. Kalbim sıkışıyor Hasan. Bir dakika daha beklersem öleceğim sanki. Peki gel. Gel. Affedersiniz. Sıranı bekle. Şu pembe şalı alabilir miyim? Benim çok acelem var. Lütfen. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Kontrollü telefon yok. Cep telefonunuzu kullanayım o zaman. Çok önemli, çok önemli. Acil. Yürü git işine. Hadi kardeşim. Ayhan Bey, çok önemli dedi. Belki gerçekten acildir. Ne malum cep telefonumu alıp kaçmayacağım. Tanıyorum ben bu çocuğu. İşsiz güçsüz mahallenin serseri takımında. Tamam. Telefon edebilir miyim? Alo, tamam abi. Akşam uğrarım. Telefon abi. Edebilir miyim? Ya yürü git kardeşim. Tamam abi, merak etme. Abi telefonu kullanabilir miyim lütfen? Çekil gitme. Lütfen. Sadece bir telefon ya. Abi telefonunuzu kullanabilir miyim? Yok benim telefonum. Kullanmıyorum. Hayırdır ne oldu? Alt tarafı bir telefon istedim. Battaniyeyi çek şunların üzerine. Başımıza iş almayalım. Geliyoruz abi. Paket yolda. Telefonunuz var mı? Yok. Bir telefon edelim. Hayır yok. Bir telefon. Yok be kardeş. Telefonunuz var mı? Bir telefon. Lütfen. Ya bir telefon. Bir telefon yok mu? Bir telefon istedim ya. Sadece bir telefon istedim. Al çocuğum. Ama acele et. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 0584-276-91 neydi ya? 91-36 neydi ya? 91... Hadi çocuğum, otobüsü kaçıracağım. Çabuk. Neresi abi? Tamam, geliyoruz. Hadi çocuğum, acele. Hadi Ömer, hatırla. Otobüs geliyor, hadi Berat. Otobüsü dakika, kaçıracağım. 0584-276-91. Otobüs geliyor çocuğum, hadi artık. 0584-276-91-26.
26, 26, bir dakika. Ya ver şu telefonu, hadi. İsimleri ne demiştiniz? Aslı Candemir, Emre Candemir. Yaşları? 7, Emre 10 komiserim. Çocuğum ver şu telefonu, bak otobüsüm geliyor ama. Bir dakika, bu son. Peki tamam, bu son şans. Siz şu kayıp dosyasına da bir bakın. Tabii komiserim. Komiserim, müsaadenizle. Tabii, buyurun. Alo. Alo, siz Emre Lars'ın babası mısınız? Evet, ben babasıyım. Siz kimsiniz? Çocuklarım nerede? Çabuk olun, yetişin. Aslı yurt dışına gönderecekler. Kaçırdılar onu. Kim? Kim kaçırdı? Gölge. Gölge kaçırdı. Gölge'nin adamları Aslı'yı sattılar. Kime sattılar? Bilmiyorum. Yatık izinde bayıldı, arabayla götürdü. Nereye götürdü? Limana gittiler, gemiye. Yurt dışına kaçıracaklar. Tamam. Çabuk olun, ne olur. Tamam. Kurtarın çocukları, çabuk olun. Tamam, geliyoruz. Ah be çocuğum, bilemedim ki ben. Sağ olun. Haydarpaşa Limanı'ndaki bütün ekiplerin dikkatine, tekrar ediyorum, bütün ekiplerin dikkatine. Araçlara binin arkadaşlar. Ne edersiniz kahretsin. Çocuklara dikkat edin. Çabuk kımıldan be. Hadi çabuk olun, çıkın dışarı. Çık çık çık. Dışarı, çık dışarı. Çocukları alın. Hareket etmeyin sakın. Aslı, kardeşimi kaçırıyorlar. Emre. Aslı. Bırakın. Aslı. Aslı. Emre. 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 Baba! Baba nerede? Aslı'yı kaçırıyorlar. Baba Aslı'yı kaçırıyorlar. Arabayı alın. Aslı! Kaçmasınlar, dikkat edin. Aslı! Baba! Anne! Canım. Yavrum! Kızım! Babacığım! Canım. Aslı! Baba! Oğlum. Anneciğim! Canım ya! Aslanım benim! Aslanım benim! Allah'ım sana komiserim. Şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımı kurtardınız. Önemli değil. Biz görevimizi yaptık. İkisi kaçırdı bizi. Tamam oğlum. Cezalarını çekecekler. Tamam. Başka çocuklar da var. Bir evde tutuyorlar. Ömer? Ömer de orada. Lütfen onları da kurtarın. Tamam, merak etme. İlgileneceğiz onlarla. Hadi arabalara gidelim. Arka tarafa. Evet. Siz içeriye bakın. Emredersiniz abi. Emre.
Aslı iyi mi? İyiyim tabii. Ömer abi çok ama çok sağ. İyi olmanı sevindim kardeşim. Ömer. Sana çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol çocuğum. Senin sayende yavrularımıza kavuştuk. Teşekkür ederiz. Sen yardım etmesen kim bilir başımıza neler gelecekti. Kurtuldunuz. Ne güzel. Ailenize kavuştunuz. Sen de ailene git. Sokaklarda kalma, tamam mı? Sokaklar çok keyifli. Sakın annenden babandan ayrılma, tamam mı? Annem babam olsa benim sokaklarda işim olur mu? Senin ailen yok mu? Yok. Herkese götürün. Dikkat edin. Komiserim ya büyük patron? Onu da yakaladık. Merak etmeyin. Hadi bakalım Ömer. Ömer bu gece misafirimiz olsa. Peki, tamam. Sağ olun. Geçmiş olsun. Gidelim. Size de. Hadi gidelim. Ne güzel manzara değil mi? Yavaş yiyin. Nihat abi gelecek sanıyorlar. Yok gelemez artık. Canım. Aklı başına gelene kadar hapiste yatacak. Evden kaçmanız hiç doğru değil ama Allah'ın hikmeti işte. Sayenizde koskoca çocuk çetesi çöktü. Aferin size çocuklar. Ömer abim sayesinde. Ömer abi çok yaşa. Çok iyisiniz. Hepiniz sağ olun. Emre ne kadar iyi bir annen baban var. İkiniz de ne kadar şanslısınız. Evet öyleyiz. Benim anlamadığım siz de nereden kaçtınız? Emre söyle bakalım. Neden bizi de kendinizle bu kadar perişan ettiniz? Söyleyemem. Çok tanıyorum. Ben söylerim. Aslı. Baba. Söyle kızım. Baba. Abim seni amcanla konuşmayı duymuş. O yüzden. Ne? Ne demişim? Ben amcama evlatlık verecektiniz. Ben de o yüzden evden kaçtım. Hay Allah'ım ya. Hepsi benim yüzümden ya. Oğlum, canım yavrum. Eğer lafın hepsini dinleseydin, amcana bunun asla mümkün olmayacağını, seni değil bir ömür boyu, bir gün bile bırakmayacağım dediğimi duyardın. Buna hem ne annen razı olur ne de ben. Sahi mi? Sahi tabii. Yaşasın. Yaşasın. Canım benim. Bir dakika küçük hanım. Sen niye Emre ile kaçtın? Sana ne oldu? Emre evden kaçınca bu sefer beni amcamla ilgilenirsin sandım. Ey Allah'ım yarabbi. Kızım benim. Anneler babalar yavrularını koklamaya kıyamazken başkasına verir mi hiç? Anneciğim benim. Oo, canım. Ne kadar şanslısınız. Keşke benim de sizin gibi bir ailem olsaydı. Var. Yani istersen olur. Ömer bizimle kalmak ister misin? Benim evim artık senin de evin olur. Bir ailen olur. Tabii sen istersen. Ben mi? Ömer abi. Ömer abi ne olur. Tamam da ne olur. Ömer abi ne olur gitme. Bilmem. Ömer abi. Deli miyim oğlum ben? Kim istemez bir ailesi olsun? Oley! Hayırlı olsun. Sağ ol. Gel aslan oğlum benim. Gel. Sağ ol evlat. Aslan oğlum. Aramıza hoş geldin Ömer. Bak Ömer abiniz sizi terk etmedi. He? Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Yemeğinizi yiyin.